Senede kaç kuzu satıyorsunuz, öyle sorayım sana? 400'den fazla. 400. Yani günde mesela kaç balya veriyorsun, öyle sorayım ben sana. Kaç balya? 50'den fazla oluyor. Günde 70 balya falan gidiyor. Yani mesela eşin geldi, dedi ki burada yaşamayacağız, şehirde yaşayacağız. Yani şehir, onun da burada o yaşamasını mı istersin? O zaman güle güle derim, ne diye. Tebrikler. Dostlar, herkese selam. Evet, yine yepyeni bir programla beraberiz. Şu anda Bolu'dayız ve Bolu'nun Yeni Pelitçik köyündeyiz ve burada çok değerli bir kardeşimizle beraber sohbet edeceğiz. Kendisi aynı zamanda bizim gibi bir YouTuber ve YouTube fenomeni, ama en büyük özelliği bir köylü kızı olması ve hayvancılıkla uğraşması. Onunla hayvancılık üzerine sohbetlerimiz olacak. Hadi gelin, hep beraber gidelim. Belki çoğunuz da tanıyorsunuz. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba Osman abi. Nasılsın? İyi misin Nurgül'cüğüm? Sizler nasılsınız? Sağ ol. İyiyim. Vallahi bunu çok beğendim. Çoban sopasını görüyorsun. Çoban sopası bile özel. Özel yaptırdık. Sen mi yaptın? Evet, özel yaptırdık. Bir tane abi var, Onur abi. Bu Köroğlu Dağı'ndan kesmiş bu. Artık ne şey ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Bana da yazdı, hani Nurgül orada özel bir sopa kestim, sana bir hediye yapmak istiyorum dedi. Güzel. Kuşu da ben kendim istedim hayvan olarak. Çünkü köyde kendimi o kadar çok özgür hissediyorum ve en özgür hayvanlardan bir tanesi de kuş olduğunu düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Sembolüm olarak ne kuş yaptım. Biliyor musun? Artık ne kuş olursa. Evet, yani valla seninle burada karşılaşmak çok güzel. Senin yanına gelmek çok güzel. İstersen gel gidelim, hem hayvanları evet, anlat bana. Olur. Hem de belki benim de birkaç fikrim olur. Sana evet, söylerim, istişare ederiz. Evet, böyle güzel olur. Değil güzel mi? Bir sohbet bence başlıyor. Şöyle, ilk önce koyunların yanına gidelim. Koyunlar artık bizim mereye çıktı. Sonra da anneleriyle kuzuları buluştururuz. Öyle tamam, güzel bir... Kar bitti yani artık, bitti, değil mi? Bitti inşallah. Hadi. Bilmiyorum. Rüzgar var ama evet, hadi güzel. Köyünüz çok güzel. Bina bayağı eski bir bina herhalde. Evet, burası odunluk. Bu sizin odunluğunuz mu? Bu bizim odunluk. Odunluk. Burada herkes herhalde hayvancılık yapıyor anladığım çoğu kadarıyla, insan, değil evet, mi? Genelde inek mi, koyun mu var? Şu an koyun bizim köyde tek bizde var. Diğerlerinde inekler var. Ama genç nesil yok. Hep hani yaşlı insanlar, emekli öyle insanlar mi? Var. En genç sen misin? En genç benim. Bir yani bu etrafta 4-5 tane köy var bu şekilde yakın olarak. Toplasak 4-5 kişiyizdir benim yaşlarımda. Öyle mi? Evet, onun haricinde kimse yok. Kimse yok yani. Yok. Niye, gidiyorlar mı genelde insanlar? Evet, biraz merkeze uzak olduğu için hayvancılık gençlerimiz biraz daha yapmak istemiyorlar artık. O yüzden gidiyorlar. Ama sen anladığım kadarıyla yani çok seviyorsun hayvancılığı. Değil evet mi? Ben onların içinde büyüdüm. Ata mesleği. Şu an 3. nesil olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Peki çekimlere ne zaman başladın sen? Ne kadar oldu başlayalı? Çekimlere 3 yıl falan oldu. 3 yıl oldu aynen, değil mi? 3 yıl oldu. Ya nereden aklına geldi böyle hayvanları çekmek? Zaten doğanın içindesin. Evet. Onları insanlarla paylaşmak mı istedin? Ya insanlarla paylaşmak istedim ama ben ilk başladığım zamanlar insanlar tepki gösterir. Hani beni eleştirir. Köyde artık kimse kalmadı. İşte pislik falan derken korkuyordum bunu açıkçası paylaşmaya. Paylaştıktan sonra da insanlardan çok güzel tepkiler aldım. Aşırı güzel tepkiler aldım. O beni devam ettirmemi sağladı. Çok iyi. Şimdi kaç tane anaç koyununuz var? Buradan gidebileceğiz değil mi? Gideriz. Şu kenardan siz geçin. Kenardan ben çizmelerimi giydim. Kaç tane anaç koyununuz var? Şu an anaç değil de toplasak keçiyle falan 500 civarı, ya 500'ü geçiyor. Ha, irili ufaklı keçiler evet, dahil. Evet. Toklu var işte. Keçi var. Erkek var. Kuzu var. Yani kuzu derken bu yılın kuzuları hariç. Anladım. Anladım. Ve kaç kişi bakıyorsunuz buna? Baban sen? Babam ben. Annem biraz daha küçük başa girmiyor. Annem biraz daha büyük başa bakıyor. Babam var, ben varım. Bir de yardımcımız var. 3 kişi bakıyoruz şu an. Peki büyük baş kaç tane var sizde? Büyük baş 50'den az. Onlar da dışarıda mı? Onlar da okuyor mu? Onlar şu an dışarıdalar. Yarısı dışarıda, yarısı içeride. Onlarla daha çok annem ilgileniyor. Çok güzel. Peki şimdi kaç tane, yani toplam 500 tane dedin. Evet. O zaman peki şeyi takip ediyor musun? Mesela ikizlik oranı nedir? Ondan sonra kaç hayvan doğurdu, doğurmayan ya, hayvan? Evet. Onu elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum ama
bizim çok sistemli bir düzenimiz yok. Hala eski düzen, kara düzen devam ettiriyoruz. O da ikizlik oranını biraz daha azaltıyor. Çünkü senede iki kere kuzu alınıyor. Koç ayrımı olmuyor. Muhteşem bir yayılım. Yani dostlar görüyorsunuz. Yani hayvanlara hayran kaldım şu anda. Şu anda hayvanlar kendilerini tamamen dağıtmış vaziyetteler. Şimdi ne görüyoruz? Keçi var sende. Kıl keçisi var. Evet. Ondan sonra kıvırcık var. Kıvırcık var. Merinos var. Merinos melezi var. Sakız var. Sakız var. Merino lanşaf var. Evet. Merino lanşafı nereden aldınız? Ya kırma olarak var hani karışık. Yumak gel kızım. Bu da sizin mi? Evet. Maşallah. Bizde Akbaş. Köpek de çok. Akbaş 1,5 yaşında. Evet Akbaş. Güzel kız. Kaç tane köpeğiniz var? 10 tane vardır. 10 tane var mı? Vardır. Şimdi iki sürü çok oynak. Ben bunları çok alıştırdım. Böyle sürekli oynamak istiyorlar. Oynamak istiyor. Bizde iki sürü var şu an. Kuzulu koyunlar ayrı, kuzusuz kuzularını ayırdığımız koyunlar ayrı. Bunlar kuzusu bunlar, olan koyunlar. Kuzusu olan. Evet. Kuzuları yanlarında değil yok, ama. Yok değil. Onları içerideler. İçeride mi tutuyorsun? Evet. Onları kuzuyla salmıyor musunuz? Yok salmıyoruz. Niye? Yani şu an hayvan çok olduğu için annelerini hem emiyorlar hem de otluyorlar. Zayıflıyor hayvan. Şu an yemdeler yani. Yemdeler. Evet daha ayırmadık çünkü annesinden. Yani senede kaç kuzu satıyorsunuz öyle sorayım sana. 400'den fazla. 400 de, evet, yani 400-450. Demek ki elinizde de aşağı yukarı 300. Yani öyle ama şimdi dediğim gibi kara düzen olduğu için hani sistemli bir kuzu alımı olmuyor. Bu yıl mesela ikizlik oranı çok çok düşüktü. Doğuran öyle koyunların mi? Çoğu tektir. Peki ölüm oranı nasıl? Ya ölüm oranı da bu yıl diğer yıllara göre biraz fazla oldu. Öyle mi? Evet. Neye bağlıyorsun sen? Bunu neye bağlıyorum? Bizim şöyle bir şey var. Hayvana yiyeceğinden kısarsan hayvan da sana verimini kısaltıyor. Doğru. Ya sütü eksik oluyor ya kuzusu küçük oluyor. Bir de kalabalık hayvan olduğu için yeri mesela ıslanıyor hayvanın. Mesela 10 koyunluk yere 20 koyun koyarsak ne oluyor? Hayvanlar hastalık bulaşıyor. Kapasitenin böyle üstünde o zaman evet, hayvan bakıyorsunuz. O yüzden biraz dişileri satmıyorsunuz o zaman. Hep dişileri satıyoruz aslında. Benim merak çok olduğundan baba şunu da koyalım domuzluğa. Baba şu da domuzluk olsun. Dayanamıyorsun hep bu, yani. Evet bu şekilde öyle çoğaltıyorsun. Olduğu için çoğalıyor. Veya alım satım oluyor. Peki mesela sürüde koç alırken dışarıdan mı alıyorsunuz? Hep kendinizden mi yetiştiriyorsunuz? Dışarıdan alıyoruz. Koçların. Ne alıyorsun? Neye tercih ediyorsun? Mesela. Ya şöyle bir şey, yine bu şekilde bana kızacaksınız. Her beğendiğin koçu katmayacaksın. Ya evet. Şöyle bir şey var. Ya ben Merinos'u mesela bir farklı bir koçu karıştırdığım zaman olan kuzuyu merak ediyorum. Hani benekli oluyor. Deneme mi yapıyorsun yani? Deneme oluyor. Bu da bence aslında bir yönden iyi bir şey ama diğer yönden de kötü bir şey. Çünkü verimi azaltıyor bu hayvanda. Ya insanlar da biliyor. Çoğu hayvan yani sen de biliyorsun biliyor. Aslında. Ben, en önemli şey. Alabileceğin kuzu da en önemli şey. Yani koç. Onun için iyi koç alıp evet, iyi koçla çoğaltmak lazım ama sen dayanamayıp çeşit ama çeşit alıyorsun. Ama işte bunu değiştirmek gerekiyor. Artık şeye dönüştürmek gerekiyor. Gerçekten kaliteli verim alabileceğin bir hayvana dönüştürmen gerekiyor. İşte merak için yapmaman gerekiyor bazı şeyleri. Şimdi şöyle bir şey var. Artık seni bütün Türkiye tanıyor. Değil mi? Evet, yani birçok insan tanıyor. Evet. Ve sen artık Türkiye'de bir ön yüzsün. Dolayısıyla senin artık hayvancılıkta birazcık daha selektif çalışman kesinlikle lazım. Doğru evet mu? Evet. Yani dolayısıyla mesela koç seçiminde birazcık daha dikkatli olman evet lazım bence. Bir kesinlikle de aslında güzel bir sürüm var. Sürü bir de otlak çok güzel. Yani buraya bayıldım yani şurası. Burası sizin mera mı? Evet mera. Mera. Fazla uzağa gitmesine lüzum yok ama dağlara mı alıyorsunuz dağlara daha sonra? Dağlara da çıkıyoruz. Yaylalara çıkıyoruz. Yaylalar fazla bizim burada. Ne kadar oldu dışarı çıkarmaya başladı? Çünkü kar vardı bir burada benim bildiğim. Bir hafta oldu daha. Daha bir hafta evet, oldu. Evet. Bir hafta evvel ne kadar kar vardı değil mi? Kar vardı ve bu yıl da çok uzun sürdü kar. Mesela biz ne zaman koyduk hayvanı? Kasım gibi içeri koyduk. Daha yeni çıkıyor hayvan. Hep yeni çıkıyor. Hazırdan yediği için. Bu da kışı uzattı mesela. Anladım. Dediğim gibi hayvanın içine baktığım zaman çok güzel hayvanlar var. Yani hakikaten sürüde güzel hayvanlar var. Birazcık daha artık böyle daha iyi koç seçerek evet, belki dikkat etmen lazım. Mesela şeye çok önemli. Dedin ya hani bizde kuzu ölümü fazla oldu. Hı hı. Beslenmeye dayalı fazla oldu. Yeriniz biraz dar demek ki evet, değil mi? Evet. O darlıktan dolayı hayvanlar birazcık sıkıştı. Ya sıkışmaktan değil de yani besleme sıkıntısı. Besleme de oluyor. Şu an sürü kalabalık ve yem fiyatları yani söylemem gerekiyor artık ister istemez artıyor. Çok ve bizim güzel hiç burada arazimiz yok.
kendimiz ekip biçemiyoruz. Hepsini hazır alıyoruz. Hazır alıyorsun. Hepsi değil mi? Hazır alınıyor. Biz yılda 7000 8000 balya alıyoruz. Ne ile ne besliyorsun? Mesela kışın dışarı çıkartmadığın dönemde hayvana ne veriyorsun? Mesela koyuna ne veriyorsun? Ot olarak yani karma o... yok bizde. Yonca, yulaf, işte bezelye bazen. Hı-hı. Saman zaten hiç vermiyoruz biz hayvana. Bravo. Bir de yem. O kadar. Kaba yem işte. Yani kaç kilo veriyorsun aşağı yukarı? Hatırlıyor musun onu? Ya o şekilde olmuyor. Mesela nasıl toplu oluyor? Toplu veriyorum diyorsun. Toplu veriyorum. Bir de sürüyü bu yıl ayırdık mesela. Yani günde mesela kaç balya veriyorsun? Öyle sorayım ben sana. Kaç balya? 50'den fazla oluyor. Günde 70 balya falan gidiyor. 50 mi? Yani bunu karma yem makinesi var mı? Hayır yok. Hepsini samalıktan al. Otluğa koy. Aç. Fire vermiyor mu? Fire vermiyor musun? Dökülme olmuyor mu? Ya yani mutlaka oluyor ama yine de yulaf da çok fazla oluyor. Ben yulafta her zaman söylüyorum ama bizim arazimizde yulafa çok uygun mesela. Yulaf ekiliyor. Ekiyor musunuz yulaf? Yulaf işte dört duvar tarafını... Yeşilken mi biçiyorsun? Yok hayır. Ha. Yani nasıl söyleyeyim? Balya yaptıracağın zaman toplam o şekilde. Yani şeyini yulafı aldıktan sonra mı balya yapıyorsunuz? Yulaf hayır, samanı yulafla mı? Beraber. Ha, yulafla, yulafla beraber. Yulafla beraber yeşilken, yapılıyor. Bazı yulaflar çok güzel. Yani ben mesela yulafı koyuna vermeye karşıyım. Yulafı çok fazla çekiyor ama yulaf çok güzelse, taze bir yulafsa çok güzel oluyor. Yiyorlar, altına çekmiyorlar ama biraz kalınlaştığı zaman yulaf vermeyeceksin koyuna. Ama yulafın şöyle bir özelliği var. Yulafın tanesini bile versen iyi bir hani şey. Kulaklarını bile şişirir evet. Derler ya böyle yağ yapar. Evet. Yani yulaf inanılmaz ama onu koyuna yarayan bir şey. Ama onu karmayla yapsan daha iyi oluyor. Mesela karma makinesine atacaksın öyle vereceksin. Onun haricinde koyun altına çekiyor yulafı. Kalın bir yulaf olduğu için. Kalın olduğu için çekiyor. Evet. Sert olduğu evet. için çekiyor ama siz en doğal şekliyle yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yemliklerinize koyuyorsunuz. Aynen, oradan falan. Şey yapıyorsunuz. Artı onun yanında kesif olarak ne veriyorsun dedin? Buğday arpa mı? Yok, buğday arpa çok vermiyorum. Arpa biraz veriyorum. Onun yanı sıra işte süt yemi oluyor. Süt yemi bazen veriyorsun. İşte besi yemi oluyor. Bu yıl mesela koyunu ayırdık biz. Hmm. Doğuma yakın bir ay, iki aylık koyuna hep yem verdik. Hmm. Hani biraz daha süt olsun peki, diye. Peki bir şey soracağım. Şimdi dedin ya hani kuzular daha fazla kuzu ölümü oldu. Beslenmeden kaynaklanıyor dedin. Sence ne eksik vardı orada? Yani ne... Neden dolayı kuzular yani beslenmede ne eksik vardı? Yani gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Ot veriyorsun, yonca veriyorsun, yulaf veriyorsun. En güzel şeyleri veriyorsun veriyoruz, zaten. Veriyoruz. Yeterli vermiyorsun bir. İkincisi koç katımı yanlış iki. Hmm. Üçüncüsü... Yanlış zamanda mı kattınız koçu? Hayır koçu biz hiç ayırmıyoruz. Ha. Koç ayrımı olmuyor bizde. Niye ayırmıyorsun? Diyorum ya. Eski düzen kara düzen hala. Ya aslında tek kuzu yaptıracaksın. Senede bir kere alacaksın. Ondan da biz şeyden korkuyoruz. Kuzuyu birden alacaksın. Ama sürü kalabalık. Bu sefer kuzuyu birden aldığın zaman koyacak yer yok. Yer bulamıyorsun. Ben şimdi kuzuyu annesinin yanında bir hafta tutuyorum. Bir hafta sonra, 10 gün sonra yeme çıkıyor. Onları farklı bir bölmeye koyuyorum. Annelerinden ayırıyorum gündüzleri. Yeni doğan kuzuyu da onun yerine koyuyorum. İşte altın çıkarıyorum, kuruluyorum, öyle koyuyorum. Bunun yanı sıra hepsi kuzuların birden olduğu zaman bakamam gibi hissediyorum. Yani hepsi birden olduğu zaman çok zormuş gibi oluyor bana. Çok zor gelecekmiş oluyor, doğru. Gibi. Bir de kalabalık sürün, evet. Kalabalık yani. Bu sadece bir sürün. Bir sürün de başka yerde var dedin. Bu dörtte biri. Dörtte biri. Evet. Diğerleri dörtte nerede? Görebilecek miyiz onları da? Bilmiyorum. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu evet. Sürünün dörtte biri. Kaç tane hayvan var burada? Burada 200 hayvan var. Vardır. Keçiyle falan vardır. O zaman dörtte biri ise 800 hayvan oluyor. Bak matematiğim sağlam benim. Yani kaç tane keçi? Yok dikkat ederim. Allah göstermesin. Nazar değdirmeyelim. Maşallah. Maşallah. Subhanallah. Onu da söylerken P demeyecekmişsin. Sübhanallah diyecekmişsin. Bir tane imam arkadaş beni izleyenlerden bir arkadaşımız bana yazmış. Abi diyor sen diyor Sübhanallah diyorsun diyor. Öyle deme diyor. Sübhanallah. Yani B ile söyleyeceğiz. Evet, dikkat edelim. Şimdi keçi ne kadar kaç tane içinde? Yani sürünün kaçta kaçı keçi? Yani keçi de 200'e yakın keçi vardır. Keçi var. Evet. Keçiden memnun musunuz peki? Nasıl? Keçiden memnunuz. Keçi biraz daha oğlak olduğu zaman çok zorlanıyoruz. Oğlaklar kuzu gibi olmuyor. Hemen az bir şey fazla emdiği zaman hemen anında ölüyor hayvan. Öyle kuzu mi? Gibi olmuyor. Sütü mesela bazı yavruların ağır geliyor. Keçiye ben süt yemi vermemeye çalışıyorum. Sütü fazla olduğu zaman. Keçiyi 2 dakika emdirip hemen ayrı bir kapalı yere koyuyorum annesinin yanında. Asla durdurmuyorum yoksa ölür. Fazla peki, emer ölür. Peki keçiyi sağmıyorsun ama keçiyi sağabilirsiniz. Keçiyi sağmıyorum. Yani bir sağım makinesiyle yani zor mu geliyor? Çok zor. Tek başıma olduğum için yetişemiyorum. Şimdi yemektir, temizliktir onlar da bana. Her şey sana var. Evet. Annem var. Ya annem şimdi ineklere bakıyor. Süt ürünüyle uğraşıyor. Yemeklere bir de o kadın girerse iyice zorlanır.
Yani ben... Siz üç kişisiniz yani. Evet. Anne, baba ve sen. Evet, dedemle ninem var. Onlar zaten hani evde artık onlar, yaşlılar. Tabii onlar yaşlı. Dedem onlar... geçen yıl çekildi daha bu işten. Dedem de mesela koyun hastasıdır. At ve koyuna çok şeydir. Öyle mi? Evet. Ondan kaynaklanıyor zaten. Bize ondan geldi. Oradan geliyor. Evet, evet. Baba da ama eski... Babam bak, da öyle tabii. Bak mesela şu güzel bir merinos. Koç, evet. Koç. Bunu dışarıdan aldın. Evet. Sabah kaçta kalkıyorsun genelde mesela? Şimdi böyle... söylersem herkes beni linçler. Niye? 11'de kalkıyorum şu an. Neden ama sebebini de söyleyeyim. Ya verin bana bir sopa, bu kızı bir döveyim burada ya. Şimdi Ramazan ayı olduğu için sabah hani kuzuları babam ve çoban yardımcımız yapıyor. 11 gibi 10 gibi uyanıp hani akşama kadar bu sefer çalışıyorsun. Hani günün içinde uyumuyorsun, dinlenme vaktin falan olmuyor. Onları göz önünde bulundurmak lazım. Anladım. Öyle. Sabahları yemlemeyi onlar yapıyor. Sabah yem yapmıyoruz. Şimdi işler azaldığı için o şekilde. Onun yazın 6'da falan kalkıyoruz. Yazın farklı. Ha, yazın 6'da, yazın 6'da kalkıp 10'da giriyoruz akşam eve. Akşama tamam. kadar ayaktasın. Ama şu Ramazan ayında hani biraz daha kendimize hani biraz vakit ayırıyoruz. Yani direkt kaçta salıyorsunuz sabah? Sabah 11 gibi dışarı çıkıyor hayvanlar. Hayvanlar. Hı-hı. Gidelim bu tarafa gidelim. Doğru şöyle. Hem hiç hayvanlara bir bakalım. Evet. Sabah yani... Sabah yem falan verilmiyor bu hayvan. Artık mereye çıktığı için yemek istemiyor. Sabah 10 gibi çıkartıyorsunuz. Evet. 10-11 gibi mereye çıkıyor. Akşam 6'da bu sürü giriyor. 7'de de diğer sürü giriyor. Anladım. Şu bazılarında kırmızı leke var. Onun anlamı onlar, nedir? Kuzuları işte yeni kattık onlara. Bunlar kuzular. He, kuzular. Onlar küçük kuzuların annesi. Diğerleri büyük kuzuların annesi. Şimdi iki parçada kuzu var bizim. Anladım. Yeme yani, çıkmayan kuzular, yeme çıkan kuzular. O şekilde. Çok güzel. Ama şey de inekleri de görelim diyecektim ama onlar da Mera'da şu anda herhalde. Mera'da buralardadır onlar. Buralarda işte, ileride evet, olabilirler mi yani? Buralardadır. İnekler genelde hangi ırk? Simmental daha çok. Yerli hayvanlar da var. Yerli de var. Kurbanlık vesaire onlar da var. Anladım. Kaç adet olarak ne ya, civarda? Yani... Biz hayvanı sayı olarak söylemeyiz. Yani saymıyor. Nazar değer diye yok, mi? Yok, nazarla alakası yok. Saymıyoruz hayvanı. Anladım. Ne bir koyunu sayarsın ama bir koyun eksik olsa onu bilirim ben. Akşam eve gelmese bilirim. Bilir ama misin? Bilirim. Ama şeyi saymayız. Hayvanda bizde sayma şeyisi anladım. Yoktur. Peki burada ne büyük kurt, başlı ne küçük başlı. Kurt sıkıntısı var mı? Çok kurt. Fazla kurt var aşırı derecede. Geçen yıl bayağı bir şey oldu. Kurtlar sürüye saldırdı. Onun bak, sebebi çok, de... Pardon sesini kesin. Bu çok değişik. Bunda ne kanı var ya? Bunda berişon düşer mi kanı var? Değişik bir şey geldi bana. Teksel ha teksel. Doğru. Teksele benziyor. Teksel koç da mı aldınız? Yok. Bize yaramıyor bunlar. Meraktan alıyoruz onları ya. Sonra kurt diyordun. Kurt çok fazla geçen sene oldu olay. Onun sebebi de bizim köpeklerimiz yavruladı. Normalde biz köpeklerimizi yavrulatmıyoruz 3-4 yaşına kadar. Hani sürüden bağları koparmasın hadi. Geçen sene de köpeklerin çoğu yavruladı bizim. Yavrulayınca köpekleri köye getirdik. Yaylada koyun. Bir köpekle kaldı. Tek başına baş edemedi. Tek başına kaldı ve baş edemedi. İşte sürü de çok kalabalıktı. Tek sürü, tek çoban ve 500-600 sürü vardı, koyun vardı. Kaç hayvan kaybettiniz? 15 gibi 15 bir hayvan. Evet. Yine de köpek savaşmış demek ki yani. Ya savaşmış ama işte alan gitmiş, giden gitmiş. Onun hesap olmuş. Yazık olmuş yani yapacak olmuş. Bir şey yok ama. Bir şey yok, kurtların da hakkı diyelim. Şurası çok güzel bir manzara ya. Buraya baraj harika. Geliyor. Tam baraj burada bitiyor. Baraj mı olacak burası? Evet. Kapanacak şu tam burası. Göründüğü yerde bitiyor. Başlangıcı orası barajın. Karşıda da bitişi zaten görünüyor beton. Ne zaman yapacaklar bu barajı? Ne zaman başladılar mı? Bilmiyorum o zaman ki. Bu yol olmayacak. Şu yol yok, kapanacak. Sizin geldiğiniz yeni yol var ya. Ha, orası. Orası olacak. Evet. Baraj ya. Başlayalı 10 yıl oldu ama bitirmediler. Peki bir şey soracağım. Kurtlar burada sürü halinde mi dolaşıyorlar yoksa şey mi? Teker teker sürü mi? Sürü de geziyor, tek de geziyor. En son karın yağdığında babam 3 tane bir görmüş. Kar yağdığında 2 tane de bir görmüş. Şu an galiba yavrularıyla beraber geziyorlar diye biliyorum. Tam kurtlara şey değilim ama şu an yavrularıyla geziyor diye biliyorum sanki. Kışın. Anladım. Olup, peki evet. Kurt köpekler yeterli oluyor mu şimdi bu sürüyü korumaya? Şu anki köpeğim yeterli gibi şu anlık. Artık büyüdüler. Geçen yıl benim köpeklerim daha yavruydu. Bir yıldı kurdu bilmiyordu doğru düzgün. Hmm. Ondan önceki yılda benim köpeklerim iki tanesi çalındı. Çok güzel cesur köpeklerim vardı. Yapma. Evet. Ya köpekleri
tutturmak çok önemli bir şey bizim buradaki. Ondan önceki köpeklerimizi mesela kurtlar yedi. Çok güzel köpeklerimiz vardı. Oo. Kurtlar yedi. Yani kurtlarla sürekli bir savaş halinde. Savaş halinde. Evet, köpekler. Bayağı çok kurt var o zaman, değil mi? Evet, evet. Ormanlık zaten. Yani, tabii her taraf fazla. Ormanlık olması da tabii büyük etken. Dediğin gibi burada ciddi bir sıkıntı. Benim Finlandiyalı bir dostum var, ahbabım var. Onunla sohbet ediyoruz. Onların da 800-900 baş hayvanları var. Onlar otlaklara çok fazla salamıyorlar. Köpek möpek kar etmiyor. Onlarda alfa kurtu diye bir kurt var böyle. Evet, dev gibi kurtlar var. Onlarla pek baş edemedikleri için onlar pek salamıyorlar dışarı. O da daha kötüymüş. Onlarda fin koyunu var. Ufacık koyunlar. Hatta kurtlar çitlerin üstünden atlıyor. Kapıyı kırıp içeri girmişler bir keresinde saldırıp. Yani o kadar şey. Peki hedef ne? Nurgül, ne yapacaksın? Yani inşallah. Çoğaltmayı mı düşünüyorsunuz? Aynı seviyede mi kalacaksınız? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Benim şu anki tek hedefim düzenli bir şekilde verim alabilmek ve sisteme dökmek. Artık bunu istiyorum. Çünkü insan gücü çok fazla. Tamam, genç yaştayım, yapabiliyorum bir şeyleri ama yani ne olur ne olmaz. Artık sistemli bir şekilde yaptığın zaman en basiti koç katımı. Mesela en basitinden söyleyeyim. Doğru düzgün bir yılda bir kere koçu katacaksın. Kaliteli koç katacaksın. Kaliteli kuzu alacaksın. Verimi hayvanı güzel bir şekilde besleyeceksin ki hayvan da sana güzel bir şekilde geri dönüş yapsın. Bunları en önemli şeyler bunlar benim için şu an. Sürü çoğalır azalır onu bilmiyorum şu an. Hani ne gösterir bilmiyorum. Birazcık daha belki bazı konularda biraz otomasyona mı geçmeniz lazım? Daha az yorulman için. Evet, yani değil öyle mi? Diyebiliriz. Yani evet. Böyle bir şey yapman lazım. Bir de peki yarın bir gün hani Allah nasip etti bir izdivaç yaptın. Evet. Yaptığın zaman hani şimdi bizde biliyorsun bir laf var. Hani çobana kız vermezler. Evet. Acaba kız çobana da erkek mi vermezler evet. gibi. İzdivaç yaptın yarın bir gün. Yaptığın zaman ya, öyle bir eş mi seçeceksin? Yani, ya hayır. Eş nasip tabii ne olabileceğimiz belli değil. Mesela eşin geldi dedi ki burada yaşamayacağız şehirde yaşayacağız. Yani şehir onun da burada o yaşamasını mı istersin? O zaman güle güle derim ne diye. Tebrikler. Bak bunu alkışlıyorum işte. Ne diyebilirim? İşte benim duymak istediğim buydu. Hayır bak. Bak onlar bile sevindi, mutlu oldular senin o lafından. Ya, gitmeyeceğini bırakmayacağını. Gerçekten o olması gerekiyor. Benim işime saygı duyan bir insan olması gerekiyor. Kesinlikle. Tabii insanı tanıyamazsın. Belki değişebilir. Kesinlikle aynı belki fikirdeyim. Farklı olabilir yani, ama. Yani eğer birisi gelip de gerçekten seninle seni seviyorsa, seninle beraber olmak istiyorsa bu çoban erkek için de geçerli, kadın için de geçerli. Mesleğine saygı duyması kesinlikle lazım. Yani burada sen çok önemli bir iş yapıyorsun. Çok kutsal bir şey yapıyorsun. Ben zaman zaman kadın üreticilerimizle çekimler yapıyorum. Ve kadın üreticilerimiz çok önemli ve çoğalmaları gerektiğine kesinlikle de inanan bir insanım. Sen güzel bir sembolsün, güzel bir idolsün ve çok da başarılı götürüyorsun gördüğüm kadarıyla. Yani evet birazcık daha böyle birazcık daha sistematik bir takım şeyleri belki değiştirmen lazım ama bir yandan da ben şunu düşünüyorum. Evet burada sen hani kayıt tutmuyorsun, bir takım şeyler yapmıyorsun ama buradaki doğal ortamında bir şeyleri başarıyorsun. Evet. Bu da çok önemli. Ya mereyi daha çok kullanmak istiyorum o yüzden. Mereyi kullanıyorsun. Mesela kaç ay kullanıyorsunuz mereyi burada? Ben Kasım'a kadar mereyi kullanıyorum. Kasım'a kadar kullanıyorsun. Evet. Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Nisan gibi hayvan çıkıyor işte Nisan diyelim. Demek ki 4 ay mecbursun içeride evet, bakmaya. Mecbur. Çünkü buraları çok soğuk. Evet, Bolu. Aşırı derece. Yani ben 4 Divan'a da gidiyorum. Hı-hı. Biliyorsun 4 Divan'da da Apex var. Evet, Apex biliyorum. Grubu var. Onların da yeni bir çalışması var, duydun mu? Duyuyorum, destek görüyorum güzel bir şeyler ama. Evet, yani yakında Türkiye'ye yine ben yardım edeceğim onlara. Hı-hı. Beraber seçeceğiz. Çok güzel gebe düveler getiriyorlar. İthal gebe düveler. İnşallah sana da nasip olur. İnşallah. Buradan yani biz şu anda onun için gelmiştik, dolaştık birçok köyü. Çok istek var, çok talep var. Yani gerçekten Türkiye'nin şu anda biliyorsun maalesef son 4-5 yıldır ilk önce inekçilik çok ciddi darbeydi. Evet. Arkadan koyunculuk darbeydi biliyorsun. Yem fiyatları evet, evet. aldı, yürüdü. Çok yükseldi. Ve bütün bunların neticesinde gerçekten üreticimiz çok zorlandı. Sen çok şanslısın. Zorlandı. Yani üretici olarak niye şanslısın? Çünkü senin otlatma imkanın vardı. Yani ama benim otlatma imkanım var ama bende de şey yok. Ekilecek arazim yok. Senin, sıfır. Senin de en büyük şanssızlığın o. Ekilecek evet. arazin olmadığı için kış yemini evet. bir yerlerden satın alman evet. lazım. Ama sezonunda alıyorsan gene şanslısın. Biz şimdi sezonda bir başlıyoruz balya almaya. Babam hala balya getiriyor. Her iki günde bir balya getiriyor. Yetmiyor çünkü. O zaman sezonda alsak bile, mesela buraya yığmasak bile başka samanlıklardan alıyoruz. Oralara yığıyoruz. Kışın yaz gelene kadar balya taşıyoruz mesela. Evet. Sen üşümüyorsun değil mi şu anda? Yok.
Siz içiyorsunuz ya. Ya dostlar acayip soğuk. Yavaş yavaş titriyorum evet, yani. Fark etti. Gerçekten tabii sen alışıksın. Bu evet, hava alışık. Ortamına çok alışık olduğun için. Benim için mesela gerçekten. Gerçi ben zamanında Minnesota'da yaşadım. Minnesota -30'larda yaşadık ama yaşadığımız zamandan çok uzun zaman geçti üstünden. Şimdi alıştığım şeyden mesela şu anda titriyorum. Hatta şöyle eldivenlerim burada mı diye baktım. Eldivenlerimi de yanıma almamışım. Evet, buranın rüzgarı çok fazla. Rüzgarı fazla, evet. Rüzgarı fazla. Ama tekrar konuya dönersek, şu anda senin yaptığın bu sistemde gidiyor ve anne bakıyor şeylere, ineklere demiştin. Evet. Bütün, ya kaç tanesi sağlam var? Yani sen adet şey yapmıyorsun ama. Şu an yeni adet yapmıyoruz ama ona yakın bir sağım var. Buzağlar yeni olmaya başladı. Yani buzağıya daha çok biz buzağıya önem veriyoruz. Buzağları siz yani dişiler haricinde genelde etlik mi çalışıyorsunuz? Hayır. Buzağları tutuyor musunuz yoksa yok. Direkt satıyor musunuz? Damızlık oyuncaklarımızı koyuyoruz. Buzağlarda dişilerde erkeklerden olarak koyuyoruz. Boğa olarak koyuyoruz. Bir öyle tane mi? Tohum siz olarak. Suni tohumlama yapmıyorsunuz? Hayır yapmıyoruz. Tamamen doğal. Evet. İçinden kendi içinden seçiyorsunuz. Kendi içinden işte bir tane yılda iki tane erkek bırakıyoruz. 5-6 tane dişi bırakıyoruz. İşte senede 5-6 tane büyük baştan satıyoruz. Onun yerine buzağı koyuyoruz. Sonra yani, toplam bir şekilde buzağıları satıyoruz. Suni tohumlama kullanmamanın sebebi hani veteriner hekimin buraya gelmesinin sıkıntısından. Yok değil. Kendi yani, tercihimiz ve ırkı tercih. Bozmamak. Ha, kendi sisteminizde. Evet, kendi sistemimiz. Böyle aynı bunu kanı tercih devam ediyorsunuz. Ettirmek o şekilde. Evet yani seninle sohbetin en güzel tarafı ne biliyor musun? Anladığım kadarıyla biz seninle daha önceden tanıştık ama ilk evet. defa hani senin köyüne gelmek, evet. buraya gelmek nasip oldu. Evet. Ve burada ben neyi görüyorum? Her şeyi doğal yapıyorsunuz. Tamamen, yani evet. tamamen olduğu hiçbir kadar, şey yok. Aynen. Tamamen yani organik seviyesinde doğal diyelim. Bu çok güzel bir şey. Yani sen tavsiye ederim bilmiyorum seyrettim. Ben bir adaya gittim. Adada koyunlar var. İşte koyunları çektim. 365 gün koyunlar adanın üstünde, yağmurda, karda, kışta adanın üstünde ve hiçbir şekilde hayvanlar kendi kendilerine yaşamlarını idame ettiriyorlar. Orada tabii kurt, çakal herhangi bir şey yok. Olmadığı için çobana da ihtiyaç yok ve sadece sahibi haftada 2-3 kere gidip bakıyor yani bir problem var mı, bir şey var mı. Bir de tabii siz de herhalde aşılarını falan yaptırıyorsunuz evet, evet. yani değil mi? Yapılıyor. Koruyucu hekimlik yapıyorlar. Başka onlar hiçbir şey vermiyor. Yani yem de vermiyor. Yani kışın da otluyor hayvan. Sadece ama 800 dönüm bir adanın arazisi var. 800 dönüm otlak. Onun üzerinde 200 tane hayvan barınabiliyor mesela. Onu ben de çok istiyorum. Hatta belgeselde var ya bir tane aile, büyük aile çiftliği işte hayvanlar, koyunlar, merada falan. Ben de keşke kurt olmasa da boş bıraksam diyorum hayvanları bazen. Değil mi? İnsan istiyor yani. Çok güzel. Şimdi acaba diyorum mesela meraların etrafını tamamen çitle çevirsen gene kurt girer herhalde. Girer. Yani, kurt da fazla. Kurt var. Ayı falan da çok fazla burada. Ayı da mı var? Evet. Geçen sene mesela köpekler köye geldiği zaman ayı atlamış bizim ağıla. Bir tane koyun almış. Ha ayı da saldırıyor evet. koyuna. Yani hem ayıdan hem kurttan her şey var burada. Hiç şansınız yok. Yok hiç şansınız yok. Gel şu tarafa geçelim bari biraz hayvanlar da. Şöyle de bir koç var. Hangisi? Göster bakayım. Bu koçu niye katarsın koyuna mesela? Değil mi? Evet. Onlar bataklık dikkat diyorsun? Edin. Anne siyah. Ha siyah. O Romanov melezi. Romanov'a evet. benziyor. Onu niye kattın mesela? Şimdi? Kuzusu ne hiç, alaka? Ne alaka işte. Kuzusu güzel olmuyor. Denedim hiç de küçük oluyor. Olmuyor burada yani. Benim koyunda olmadı. Olmadı değil mi? Bir de hiç kuzusu, verim alamadım. Kuzusu küçük olur onun. Çok küçük oluyor ya. Aynen. Kedi yavrusu gibi bir şey oluyor. Aynen Romanovlar öyle. Romanovlar çok yavru yapar. Gerçi erkekten değil dişiden geliyor yavru yapma. Ama mercan kız. Gel gel. Şişt, gel. Bunların isimleri ne böyle? Mercan, Alfa, Yumak. Yumak. Alfa, Mercan. Alfa. Mercan. Mercan'ın o... erkeği vardı, onu çaldılar. Öyle mi? Evet, bu değişik biraz. Bu biraz. Bu çok cesur alfa bir köpek. Hmm. Ama boyu falan küçük olduğuna bakmayın. Çok cesur alfa bir köpek. Savaşır yani. Evet. Saldırıyor. Fazlasıyla. Bu kadar 3 tane mi köpek var? Daha burada başka var. Burada 3 tane var herhalde. Bu sürüye 3 tane gelmiş galiba. Diğerleri diğer sürüdedir. Şu şurası taş ocağı herhalde. Evet, şu karşısı. Baraj için aldılar. Orayı sonra tekrar ağaçlandırma falan yapılacak mı? Baraj bitmediği için yapmadılar. Baraj bitseydi yaparlardı. Yapacaklar aynen, yani. Yapacaklar. Peki bu ormanlara giriyor musunuz hiç hayvanla? Giriyoruz. Keçilerle, evet. koyunlarla? Dedemle çok fazla girerdik biz. Hani son evet. yıllarda dedem işi bırakınca, hani çobanlık yapmayınca dedem de çok fazla girmiyoruz. Ama yazları giriliyor yani. Yazları çok iyi otlar oluyor. Üç güldü vesaire. O otları her akşam mesela koyun gürnekteyken dağa sokuyoruz serin olsun diye.
dağda yayılıyorlar. Ya özellikle yazları sokuyorsunuz özellikle, değil mi? Peki, şimdi sokulmuyor. Peki ya, şeyin ormanda ot durumu nasıl, var çok mı? Çok verimli, güzel. Çok. Çünkü hayvan girmiyor oraya. Hiç hayvan yok başka, bizim sürüden başka. Kimse yok. Yok. Bu köyde bir tek inek mi yapıyorlar? İnek yapıyorlar. Herkesin zaten 3-5 ineği var. Bir de evler, eski evler ne kadar güzel ya. Bayıldım ya. Dostlar şöyle baktığınız zaman evlerin güzelliğine bakın. Hepsi böyle eski tahta evler. Aynen. Ve aynı o şekilde evlerinde yaşamaya devam ediyorlar. Aynen. İnşallah bu evler bozulmaz. Yani ben betonarmeye karşıyım evlerde. Mesela bak şu saç yapmış. Evet. Bir şekilde şeyi bozmuş. Yani görüntüyü bozuyor. Halbuki şu tahta evler ne kadar güzel duruyor. Sizin ev de tahta değil mi? Bizimki de yarısı tahta yarısı betonda. Beton yaptınız. Aynen. Sizde. Yarısı beton, yarısı tahta. Tahtaya bakmak tabii biraz daha zor. Zor, evet. Evet. Tiftik keçisi de var sende. Var, tiftik de var. Ankara keçisi. Maltız var mı? Maltız yok herhalde. Bir tane maltıza benzeyen hangisi var ama. Hangisi? Gördünüz. Şurada bir tane maltıza benzeyen var. Olmayabilir. Şimdi siz maltız diyorsunuz ama kim bilir biz ne diyoruz ona. O da var. Tabii o da var. Yani genelde kıl keçisi sende aynen, var. Aynen, kıl keçisi. Evet, seninle sohbet çok güzel. Yani gerçekten... biz biliyorsun İnegöl Festivali'nde beraberdik. Evet. İnegöl Festivali'nde güzel şeyler yaptık. İnşallah gene beraber i̇nşallah. Oluruz. İnşallah. Bu yıl daha güzel olur inşallah. Daha da güzel olur. Yumak, şişt, gel kız buraya. Yumak Kürşat'ın yanına gitti. Merak etme. Kürşat korkma. Bir şey yapmaz. Evet Nurgül'cüm çok teşekkür ediyorum. Gerçi Ramazan ayındayız. Orucuz. Allah hepimizin orucunu kabul etsin. Amin. Dolayısıyla oturup yiyip içecek bir durum yok. İnşallah başka bir zamanda gelip böyle yaylada beraber İnşallah. Piknik yaparız. Yapalım, koyun yaylaya çıkınca yapalım. Yayla daha güzel, düz arazi. Tamam, orada da görürüz. Güzel orada olur. Da Kürşat abiye ben sürekli söylüyorum olay. Kendisi gelmiyor, ben söyleyeyim. Değil mi? Diyorum güveç yaptım, Kürşat abi gel. Yok. Ama bak biz bu sefer geldik. Geldik akşam yapalım inşallah, ya. İnşallah bir daha geliriz. İnşallah. Geliriz beraber yine sohbet ederiz. Seninle sohbet çok güzeldi. Dediğim gibi buradan belki senin grubunda olmayan dostlarımız da seni buradan görmüş olacaklar. Güzel bir örneksin. Gerçekten teşekkür tebrik ediyorum ederim. Seni. Takip ediyorum. Teşekkür ederim. Ya elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şeylere katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve bizden sonraki bu mesela sosyal medyada paylaşımlarımızdan dolayı birçok kadın bu şekilde işe atıldı. En çok mutlu eden şeylerden bir tanesi bu. Çünkü kız çocukları çobanım demeye falan çok utanırdı. Bana küçükken çocukları şey derdi yani erkek Fatma falan derdi. Ben davara giderdim. Yolda birisi merakından kuzu sevmek için dururdu mesela. Bizi erkek gibi sanırdı. Öyleydik. Pantolon giy, şapkayı tak o şekildeydik aynen. Yani. O zamanlarda mesela bir dram oluşuyordu insanda. Yani işte sen çobansın falan diye hep böyle insanlarımızda tepkiler alıyordu. Ve kız çocuklarını bu şey yaptı. Nasıl söyleyeyim? Soğuttu. Engelledi. Soğuttu. İnsanlar işte en basitinden sosyal medyada bile bir paylaşım yapamıyordu. Çobanım demeye utanıyordu. Ama o şekilde değil artık. Tamamen değişti bu. En güzel örneklerden bir tanesi bu bence. Kadınların daha çok bu işe atılması. Kesinlikle. Senin vermek istediğin buradan bir mesaj var mı kadınlarımıza, insanlarımıza? Ya yaptıkları iş, sevdikleri iş tamamen ne olursa olsun. Hiçbir önemi yok. Utanmasınlar bence. Yaptığı önemli işten. Olan işlerini kesinlikle. Sevmeleri. Aynen kesinlikle. Değil mi? Ya sevdiği işi yapsın ya da yaptığı işi sevmeye çalışsın. Aynen. Katılıyorum sana. Güzel bir mesaj. Evet dostlar, Bolu'dan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı iletirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız ve tüm hayvanlarınız ve sizler sağlık içinde olun, sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın.